Merhaba arkadaşlar, Define ve Tarih Sevdası kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, güzel yatay şeklinde çekilmiş güzel bir videomuz var. Detaylı çekilmiş. Burada bir haç işareti var ve haç işaretinin üst ve yanlara ayrılmış iki kolunda mur çizileri var. Artı altta da iki tane ekstradan haç işaretimiz var. Ve burada bize yön veriyorlar. Burada bize kesinlikle mezarın olduğunu ve bu mezarın oda mezar olduğunu, tehlikeli olduğunu hepsini tek tek söylüyor. Özellikle girişin nerede olduğunu burada bize söylüyor arkadaşlar. Girişin yeri direkt o iki kayanın olduğu bölgede alttan gireceksiniz. Tünel şeklinde yapılmış. Bize tünelden sonra mezar odasına gireceğimizi söylüyor. Daha güzel yerler var burada. Daha çok işaret var aslında. Arkadaşımız biraz daha detaylı kayalara baksa daha çok işaret bulur. Çünkü alana baktığımız zaman alan bir mezar alanıdır. Rütbesi yüksek olan mezarlar da mevcut. Toprak mezarları da mevcut burada arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi bu haç işaretinin bize yön verdiği mezar odası tehlikeli olduğunu söylüyor. Birinci tehlikesi buradan gördüğüm kadarıyla direkt kaya tuzağı. Burada kaya tuzağı yapılmış. Yaklaşık buradan girdiğinizde şu gördüğünüz kayalara kadar alttan tünel yapılmış. O kayalıklara kadar gidilmesi gerekiyor. Dediğim gibi bazen burada boşluk bulamayabilirsiniz. Çünkü çökme olduğu için içini de toprakla doldurdukları için boşluk bulamayabilirsiniz. Bunun boşluğunu yani bu kaya ile az önce gösterdiğim kayanın ortasında boşluk bulabilirsiniz. Niye? Çünkü oraya kadar dolgu değildir. Boşluk vardır. İlerliyor. O yüzden güzel bir yer. Ama yine söylüyorum, tehlikeli, tılsımlı bir yer. Burada yine bir yuvarlak oymamız var. Ve yuvarlak oymanın yönü var. Bize yön vermiş. Arkadaşımızın tam ayağına doğru yön vermiş. Orada mezar olduğunu söylüyor. Bu şekilde gördüğümüz zaman bu toprak mezar olma ihtimali %100. Yani burada bize toprak mezar olduğunu söylüyor. Bunun dışında aynı yeri çekmişler. Ve mezar arkadaşlar sadece mezar değil, hazine olduğunu söylüyor. Çünkü kayanın kendisi bir işaret. Sadece oyma değil. Kayanın kendisi bir işaret. Buradan göründüğü gibi bir kaplumbağa işareti var ve baş kısmı ileriye doğru gidiyor. Çok büyük ihtimal buranın altına yumurtasını bırakmış ve üzerinde yuvarlak oyması var. İlk hedefimiz burayı kontrol etmek. Çünkü bu kayaya baktığınızda zaten baş kısmı dışarıya çıkmış. Ortasında oyma var. Bazı kaplumbağalar dediğimiz gibi üzerinde alanın haritasını bile çiziyorlar. Haç işareti, oyma, ok işareti, bu gibi işaretler üzerinde olabiliyor. En baştaki öncelik bakmamız gereken yer burası. Bunun dışında bir de baktığı yöne bakacağız. Nereye bakıyor, nereye gidiyor, ona bakmamız lazım. Buraya bakıyorsa burası bir numara tuzaktır arkadaşlar. Ve bir numara tüneldir. Çok uzun bir tüneldir. Kayalara baktığınız zaman bu kayaların direkt oraya gömüldüğü ve o girişin kapatıldığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Siz de fark edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, kayalar gömülü şeklinde dışarıda kalmış. Orayı dolgu yapmışlar, doldurmuşlar. Burada yine bir oymamız var. Kayanın genelini göremiyoruz. Burayı iyi bir araştırmamız lazım. Girişi bize göstermişler. Mezar odası olma ihtimali var. Giriş direkt yön vermişler zaten arkadaşlar. Keltik işareti bize bu tarafta olduğunu, araştırmamızı bu tarafta yapmamızı söylüyor. Daha çeşitli görüntüler geldiğinde
Mesela bu kayanın üzerinde yine bir oda işareti var. Mezar olduğunu söylemiyor. Oda işareti söylüyor. Geniş bir kayadır. Büyük ihtimal bu kayanın daha geniş bir açısı toprak altındadır. Yani o toprağı temizlediğinizde daha büyük bir kaya ortaya çıkacak. Çünkü bu kadar küçük bir kayanın içinde oda yapma ihtimalleri çok düşük. Daha geniş bir kayadır bu. Aynı fotoğraflar yandan çekilmiş hali. Bir de bu üçgen işaretidir arkadaşlar. Bu şu an gördüğünüz üçgen işaretidir. Bu üçgen işaretinin köşelerine baktığınızda eşkenar olmadığını görüyoruz. Sol ve bize doğru gelen kenar eşkenar ama sağa doğru giden kenar uzun kenarıdır. Orası girişin olduğunu söyleyen bir yerdir. Burada yine bize bir oyma işareti vermiş ve gizli üçgen dediğimiz olay sol tarafta 1, 2, 3 tane mur çizimiz var. Bunları birleştiriyoruz arkadaşlar. Yani bir tebeşirle birleştirdiğinizde bize doğru olan kabartma olan tarafa doğru geldiğinizde uzun şekli veriyor ve girişin nerede, odanın nerede olduğunu söylüyor. Bu üçgenler direkt alanı göstermiyor olabilir. Yani bize 300 metreye, 400 metreye kadar da git diyebilir arkadaşlar. Üçgen işareti, gizli üçgen işaretleri bize uzağı bile gösterebiliyor. Direkt orada hazineyi aramayalım. Yani arayalım da hani en azından bir araştırma yaparak devam edelim. Aynı üçgen işareti, yine oyma işareti. Burada az önce üçgen işaretinden bahsetmiştik. Bir tarafında büyük oyma, bir tarafında küçük oyma. Yani yön vermiş bize. Burada bir tane oda var ve odanın içinde bir tane mezar olduğunu kesinlikle söylüyor. Hiç kaçarı yok. Oda ve mezar olduğunu söylüyor. Ama bize definenin orada olduğunu söylemiyor. Bunu söyleyeyim size. İçinde değerli eşya, yani bir mezar odası olduğu zaman kesinlikle içinde eğer soygun yememişse değerli eşyaları, takıları vardır. Bunu daha önce de işlemiştik. Şu an bu kayaya baktığımda, odanın bu kayanın içinde olduğunu tahmin edebiliyorum. Şeklinden, kesiminden, mesela üçgenin olduğu bölgeye bakın, toprakla birleşme yerine kesim yapılmış kayada. Kesinlikle bir kesim vardı. Bir işlem görmüş. Güzel bir alan, güzel bir yer. Bunun gibi işaretler bu alanda çok olması lazım. Yani bir, sadece bir oda mezarın orada tek başına olduğunu düşünmüyorum. Daha çok olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında yine işaretlere bakacağız, yorumlayacağız. Siz de işaretlerinizi yollayın. Bu şekilde kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın arkadaşlar. Burada yine bir gizli üçgen işaretimiz var. Ve üst tarafında bize yine yön vermiş, V işareti yapılmış. Ve sağ tarafta bir mur çiziği nereye gitmemiz gerektiğini söylüyor. Burada bir oda olduğunu söylüyor. Hatta yine diyebilirim ki oda mezar olduğunu söylüyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.